Bal şerbeti ürettik, öyle böyle değil. Yani dünyada benzeri yok böyle bir şey. Ne yazıyor? Anzer balı, geven balı, deve dikeni balı, lavanta balı, rezene balı, çörek otu balı. Hiç duymadığınız bitkilerin balı varmış. Biz de sonradan öğrendik. Çörek otu balı, deve dikeni balı, topuz diken balı, çakşır balı, kekik balı, kekik balı, bronşit, astım, kuah, çakşır balı cinsel fonksiyonlar, topuz diken bağışıklık sistemini güçlendirici, deve dikeni karaciğer, sarı lavanta psikolojik sorunlar için, çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmek için, geven balı DNA tamiratı vesaire, yani birçok bal. Şimdi böyle insan vücudunu temizliyor, aratıyor, serbest radikalleri yok ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hafızayı güçlendiriyor. Ben yıllarca bal yemeyin, bal bağırsaktaki kan değil besler, bal bekmez vesaire vesaire zararlı dedim ama baktım ki peygamberin bir hadisini okudum. Bal şerbetinden daha üstün ilaç bulunmaz demiş. Allah Allah. Peki kandidan oldum. Araştırdım ki balı şerbet haline dönüştürüp de içtiğinizde molekül yapısına kadar çözülüyor. Molekül. Bu nedenle midede emiliyor, bağırsağa geçmiyor. Geçmeden emiliyor, kana karışır. T hücresi, B hücresi, makrofaj bütün sistemi harekete geçiriyor. Bütün sistem. O nedenle bal bağırsağında kandida olan tüketemez ama. Mantar olmayan tüketebilir. Bal bağırsağında mantar olmayan kişi tüketebilir. Sorun yok. Faydalı. Ama bağırsağında kandida mantarı varsa bal şerbeti kullanmak lazım. Bal şerbetini kandida, çünkü bağırsağa ulaşmadığı için midede hemen emilip kana karıştığı için değerlendiremez. Bal şerbeti, bal şurubu, öksürük, balgam, bağışıklık zafiyeti, sindirim sistemindeki zafiyet, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, metabolizma. Şimdi bir vatandaşımız var, long covid geçirdi bu. Covid'in en ağır. Long covid kan telinde bile çıkmıyor. Buraya geldi, arada sırada geliyor, yeni bir ürün üretmedin mi? Şu yorgunluktan kurtulamadım. Covid'i atlattım ama ürünleriniz çok güzel ama bir ürün bul bana falan filan diyor. Araştırıyoruz ya, çalışıyoruz yani. Long covid'e karşı zeytin long covid ürettik. Bir yıl üzerinde çalıştık. Çok çok güçlü. Tamam, virüs kalmadı ama halsizlik elmasının yorgun da devam ediyor. Ne olacak bu dedim. Tamam, yeni bir deney yaptık ama daha üretmedim. Kendi üzerime deniyorum dedim. Nasıl bir şey? Dedim ben denemek için kullandım. Günde 3 defa kullandım. Sabaha kadar uyuyamadım. 3 defa Aksaray'da meydanda fındıkzade laleli git gel yaptık. Yürüyüş yaptım, uyuyamıyorum. Sonra düşündüm ben ne yaptım da bu uyuyamıyorum. Bal şerbeti içtim. 3 defa içersen çok ağır geliyor. 2'ye düşürdüm yine uyutmuyor. Sabah öyle aldım. 1'e düşürdüm. Sadece sabahları alıyorum. Bir çorba kaşığı, bir bardak sıcak suyla veya ılık suyla bir çorba kaşığı. Evet. Çok enerji veriyor. Dedim bana ver. Ya daha bu deneme aşamasında. Olsun olsun, sen kendin yaparsın, bana ver. Al dedim, hadi al. Bir de sonra beni aradı. Neredeyim biliyor musun? Neredesin? Bilmiyorum. Neredesin? Belgrad ormanındayım. Gece. Ne yapıyorum? Koşuyorum. Koştum biraz önce. 6 kilometre koşmuş. Dur bir daha koşayım dedim. Bir duple daha içmiş. Bir 6 kilometre, 12 kilometre koşmuş. Masadan kalkıp da çay almaya gidemeyen, kahve var mı diyemeyen vatandaş, şu masadan kalkamayan. Yani şu koltuğa, masada oturduğu zaman böyle oturuyor, çay, kahve vesaire vesaire hikaye anlatıyor. Ben de vatandaşlara diyorum ki çalışanlara çay getirin, kahve getirin, ne istiyorsa getirin. 12 kilometre koşmuş. Dedim ya abartma, bana iyi geliyor dedim. Bir hafta sonra Silivri'ye gitmiş. Orada yazdıkları var. Ben aradı, biliyor musun ne oldu, ne oldu dedim. 20 kilometre koştum dedim. Allah Allah, ne olur dedim, biraz abarttım. Abartma dedim ya, sakin ol, acelesi yok yani. Buradayız, bu da burada. Halsizlik, dermansızlık yok, hiçbir şey yok. Enerjim tam. Koşuyorum. Her gün koşuyorum. İyi maşallah. Uyumak istiyorsanız akşam içmeyeceksiniz. Sabah öyle yeterli. Bazı insanlar günde 3 defa kullanıyor. Aşırı enerji verdiği için o enerjiyi harcamak için koşmak zorunda kalırsınız. Yürümek zorunda kalırsınız. Evde yatamazsınız yani. Bal şerbeti. Çok çok etkili. Muazzam. Kullananlar memnun. Biz de memnunuz.